Efendim Altı Pelikanlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu. Bugün sizlerle birlikte e-spor alanında en başarılı performans sergileyen 5 Türk takımına bakacağız. Dilerseniz listemize başlayalım ama hemen başlamadan önce bir şey not edeyim. Burada nihai karar size bıraktık. Nihai karardan kastım şu: siz ilgili Facebook gönderisinin altına en beğendiğiniz Türk takımını yazarak Asus'tan sürpriz bir hediye kazanma şansı elde edebilirsiniz. Bunun için bize eğer Facebook'tan seyrediyorsanız ne yapmanız gerektiğini görmüşsünüzdür zaten. Ama eğer görmediyseniz açıklama kısmına bakarak, YouTube'dan izliyorsanız bize eğer açıklama kısmına bakarak ilgili gönderiye ulaşabilip ne yapıp ne edeceğinizi görebilirsiniz diyelim ve listemize hızlıca geçelim. Space Soldiers. Türkiye'de Counter-Strike GO denilince akla gelen ilk takımlardan olan Space Soldiers 2016 sezonunu oldukça başarılı geçirdi. Pek çok farklı şampiyonada kupa kazanan ekip eSports World Convention 2016 ve Copenhagen Games 2016'da da üçüncülük elde etti. Multiplayer Türkiye Counter-Strike GO Ligi sezon 2'nin de şampiyonu olan Space Soldiers sezon 3'te de finale kalmış durumda. Ayrıca Space Soldiers'ın kadrosunda şampiyon olan milli takımımızda yer alan Zanteres, Despe ve Paz üçlüsü de yer alıyor. Tabi sadece bunlarla sınırlı kalmayan Space Soldiers 2016 yılı içerisinde aynı zamanda diğer branşlara da yönelmeye başladı. Hatta bu bağlamda bir FIFA oyuncusu olan Emre Rivdokuz Kayır'ı da bünyesine dahil etti. Supermassive. League of Legends'ta rüya kadro olarak kurulan Supermassive, e-spor ve League of Legends adına gerçekleştirdikleri çalışmalarıyla de oldukça kaliteli işleri imza attı. İlk sezonunda League of Legends 2016 kız sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Bunun yanı sıra uluslararası turnuvalarda da boy gösteren ekip, LoL'ün dışında Türkiye'de ilk Overwatch kadrosunu duyuran e-spor oluşumu oldu. Counter-Strike GO için yeni bir kadro da kuran takım, o dönem Türkiye Counter-Strike GO milli takımına iki oyuncusunu, Mini ve Glove'u gönderdi. Bu iki oyuncu kritik Rusya maçında sahne aldı ve Türkiye'nin tur atlamasında rol sahibi oldu. Supermassive'in ayrıca Hearthstone için de kadrosunda oyuncu bulunuyor. Hatta Ayata Ayata Yıldırım, Multiplayer Hearthstone Üstadlar Ligi'nde üçüncülük elde eden isim olmuştu. Dark Passage. Türkiye'nin en iyi e-spor kulüplerinden biri olan Dark Passage, League of Legends Türkiye Büyük Finali'nde şampiyon olmayı başaran takım oldu. Bunun yanı sıra Counter-Strike GO'larında da mücadele eden Dark Passage, dağılan Dead Trap takımı oyuncularıyla anlaştı ve milli takımda iyi performans sergileyen Mini'yi de kadrosuna katarak iyi bir takım haline geldi. Space Soldiers ile tatlı tuzlu rekabet içerisinde olan ekip zaman zaman Space Soldiers'ı da devirmeyi başardı. Ayrıca Space Soldiers ile Dark Passage 21 Ocak tarihinde Vodafone Arena'da gerçekleşecek Chapter 4'te Multiplayer Counter-Strike GO Türkiye finalinde kozlarını paylaşacak. Tüm bunlarla birlikte Dark Passage'ın Dota 2 takımı da bulunmakta. Dota 2'de pek başarılı bir mahallesi bulunmayan Türkiye'nin 2016 yılı içerisinde en başarılı takımı Dark Passage oldu. Star Leader Pro Series sezon 16'da 4.lük, World Electronic Sports Games 2016 Orta Doğu ve Afrika finallerinde 2.lik, World Electronic Sports Games 2016 finallerinde ise gruptan çıkarak 9.lük elde etti. HVA Gaming. Aslında HVA Gaming birçok arenada yer alan bir takım. Dota 2, League of Legends, Counter-Strike GO, StarCraft 2, Hearthstone ve FIFA branşlarında oyunculara sahip olan HVA Gaming, daha çok Türkiye'de biraz daha az popüler diyebileceğimiz alanlarda başarıya sahip. League of Legends'ta iyi bir sezon geçirmesine rağmen kürsüye çıkamayan HVA, Counter-Strike GO'da da istikrarlı bir profil çizemedi maalesef. Ancak Türkiye'nin en iyi Hearthstone oyuncularına sahip olduğu da bir gerçek. StarCraft 2 alanında ise Zergamdi, World Electronic Sports Games 2016 Orta Doğu ve Afrika finallerinde 3.lük elde etti ve Çin'deki finallere katıldı. Ancak maalesef Çin'deki finallerde başarılı olamadı. Crow. Crow League of Legends'ta oldukça başarılı bir sezon geçirdi. Yükselme liginde şampiyon olarak şampiyonluk ligine yükselen ekip, sergilediği performans ile birlikte playofflara katılma başarısı da gösterdi. Bunun yanı sıra gerçekleştirdiği transferlerle de gövde gösterisi yapan ekip, yeni sezon içinde oldukça iddialı. League of Legends'ın yanı sıra Zula ve Point Blank gibi oyunlarda da takımları bulunan Crow, bu organizasyonlardan şampiyonluklar elde etmeyi de başarmış bir takım. Sizler için seçtiğimiz 5 takım bunlardı. Eğer siz de bu takımların dışında bir takımınız varsa veya bu takımlardan seçtiğiniz adaylarınız varsa Facebook'taki ilgili gönderimizin altına yorum atmayı unutmayın. Asus'tan hediye kazanma şansını elde edin diyelim. Hepinize iyi günler diler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.